Hocam, bende makat çatlağı var. Botoks dediler, yaptılar, bu tekrarladı. Ya bu işe yaramıyorsa bu botoksu niçin yapıyorlar? Bunun başarı şansı nedir? Şimdi bakınız. Öncelikle burada makat çatlağında botoksu biz çok uzun yıllardır, yani yaklaşık bir 20 yıldır filan yapıyoruz, 2000'li yıllardan beri. Şimdi öncelikle burada makat çatlağının akut, yani erken dönemde mi oldu yoksa kronik, uzun aylardır, uzun yıllardır mı var? Bu ayrım çok önemli. Şimdi akut makat çatlağıysa botoks yapıldığında başarı oranı %90 civarındadır. Ancak kronik makat çatlağıysa, kronik makat çatlağında çatlak orada durur. Botoks yapıldığında sadece ağrı, dışkı çapında incelme, dışkı çıkarken olan kanama, jilet kesiğisi veya cam kırığısı bunları yok eder, rahatlatır. Ama çatlak orada baki kalır. Ha, kronik makat çatlağı ise çözüm ameliyattır. Hastayı rahatlatmak, ağrıyı, oradaki o demin saydığım belirtileri, cam kırığısını vesaire yok etmek için botoks yapılır. Ama burada bir oran verilemez çünkü makat çatlağı orada sabit kalır. Yani kronik makat çatlağı oraya yerleşmiştir. Yerleştiği için botoks onu yok etmez. O yüzden bu tür durumda makat çatlağı botoksa rağmen problem devam ediyorsa muhtemelen çatlak kroniktir. Kronik olduğu için o botoks, yani geçici olarak belli aralıklarla botoks yapılabilir. Bu hastada rahatlığı sağlayabilir. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatlı ve ameliyatsız tedavileri gerçekleştiren ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.